Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz sökmelere, dikmelere devam ediyorum ben. Burada gruplandırdığım türler var. Şimdi şöyle Grapto ailelerinden bir tek şu var, Echeveria Quick Frost. O yavrum da dibinden bebek veriyor. Çok da güzel, çok da tatlı. Burada şöyle biliyorsunuz öbek öbek türlerimiz. Tabakta karışık söküyorum. Söktükçe şöyle aynı türden olanları toparlamaya çalışıyorum. Yani kalın yapraklı, bakın bu da kalın yapraklı. Ama ne diye sorarsanız inanın bilmiyorum, fakat çok güzel olduğunu fark edebiliyorum, görebiliyorum. Yaprağı aynen Albert gibi kalın, Richards gibi kalın, ama ne olduğunu İnanın anlayamıyorum. Şurada bir tane debi var. Debi ayrı tutacağım. Bu neydi bunlar? Bunları işte bakın, bunu da bilmiyorum. Bunu da sökmüştüm ya. Bu peach olabilir. İnanın yani net bir şey söyleyemiyorum. Gerçekten söyleyemiyorum. Yani şimdi 60 olacağım kafadan. Odur budur. Yani büyüyünce göreceğiz. Dolayısıyla bunları böyle şimdi bu şekilde burada tutuyorum. Şimdi diğer yaptığım saksının yanına geçelim. Biliyorsunuz bunları en son dikmiştik. Ben yine çöp şişleri taktım. Şöyle. Ve geliyoruz bir yanındaki saksıya. Burada da o kadar güzel türler var yine. Sökeceğim. Yapacak bir şey yok. Dibinde pıtırcıklarım da var. Onlara da kıyamıyorum. Ama bu da elden geçmek zorunda. Çünkü altlarda çok bebekler var. Bunları rahatlatmam lazım. Kesinlikle. Şimdi havalar iyiyken bunları yaptım. Sonra yapması daha bir zor. Şöyle buraya koyayım. Pıtırcıklarım tam da böyle, bakın bebek vermişler. Her yaprağından böyle bebek veriyor pıtırcıklar. Bazı arkadaşlar pıtırcıkları yetiştirmekte sıkıntı çekiyordu. Sanırım artık alıştılar. Bayağı bir artık anlata öğrettik. Tekrar sorular gelmiyor pıtırcıklarla ilgili. Şöyle çok bebek var. Tabii ki o bebekleri alabildiğim kadar alacağım. Hep böyle kenarlara kaçıyorlar. Bu videoları aynı gün çekiyorum arkadaşlar. Tabii yayın günleri peş peşe gelecek. Tek videoya sığdırmak mümkün değil bunları. Benim bile sökerken dikerken kafam karışıyor. Neyi neyle diksem ki diye. Böyle karışıkken iyiydi, işimiz kolaydı, gözlemliyorduk, takip ediyorduk. Şöyle bu melako güzeli, çikolatalısı bu arkadaşlar. Bir arkadaş var, Gülsüm Hanım, benden direkt 4 tanesini aldı. Bunların en büyüklerini. Güle güle büyütsün. Buradan beni izliyorsa sevgilerimi gönderiyorum. Zevkli arkadaşlar. Biliyorlar yani hangi türlerin güzel olduğunu. Dikince güzel olacaklarını. Bakın. Arada bu neydi? Şimdi letizya, evet bu letizya arkadaşlar, arada kalmış. Bu Hot's Pink, böyle Hot's Pink. Bu şöyle pıtırcıkları alayım. Pendensim de çok güzel aslında. Hiç dokunmak bile istemiyorum da bir iki çelik alayım diyorum, yine yanına dikeyim. Ondan da dolu dolu saksı istiyorum çünkü. Bu çok güzel pembe olan
Neydi? Pollux değil sanki. Lila Cina olabilir bu. Şöyle. Şurada minicik perle. Ay çok tatlı. Minnak minnak. Evet, bebekler çok var burada. Bebekleri ayrı sökeceğim. Böyle dikeceğim. Bakın burada da yine arkada görüyor musunuz? Çok güzel. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Bu Richards mı? İşte yoksa Pink Rainbow mu? Her şey olabilir. Bunları büyümeden zaten satışa çıkarmayacağım. Şu da şey olabilir. Vera olabilir. Vera'yı çok seviyorum. Saksılarım arasında her yerde olsun istiyorum ama işte yani yavaş büyüyor. Bakın bu da Kristat. Çok güzel. Çok güzel. Topraklarım da güzelmiş benim yani. Güzel toprak hazırlamışım ben böyle. Vallahi yumuşacık. Bunları yine dikeceğim aynı yerine. Şöyle şunu da alayım. Melakolarımdan iki tane saksı yaptım. Bakalım yer olursa yine o tekli saksıları da belki böyle aranjman aralarını alabilirim. Çünkü aranjmanların arasında daha güzel büyüyorlar. Bakın şu güzelliğe. Şurada perle. Bunlar hep bölünecek tabii ki. İnşallah. Bakın bu saksım içeride balkondaydı benim. Sabah güneşi olan yerde. Birçok bitkim orayı seviyor. Evet ama bu yaz hoşlanmadılar o balkondan. Buraya çıkardım. Ve burada çok farklı oldular. Toparladılar kendilerini. Burayı sevdiler. Hemen fark ettiler yani. Bir ayda, iki ayda. Yani kendi üretimlerimiz genelde tek yapraktan böyle kristal olabiliyorlar. Çok güzel öbek öbek dikip keyfini sürmek lazım. Bu pıtırcıklı olunca biraz uğraştıracak beni. Yine muhtemelen bunun dikimini yetiştiremeyeceğiz. Önce sökümünü yapacağız şöyle. Bunlar da bakın arkasını görüyor musunuz? Hiç böyle göremediğimiz yerlerde bebekler olabiliyor. Saklamış arkasına. Efsane renk yapıyor bunlar kışın soğuklarda. Efsane. Şöyle koyacağım onu. Diğerlerini çarpmayacağım. Bu da kompaktum. Bakın yavrum. Oradan bebek vermiş kenardan. Sıkışınca bir yerden uzamak istiyor. Güneşe ulaşmak istiyor tabii. Yani keyifli işler bunlar. Sökmeler, dikmeler ama bir yandan da tabii saksının görselliği de çok önemli. Bunu da iyi şey yapmak lazım. Böyle dikmek lazım. Bakın burada inşallah bu da Vera'dır. Vera olsa kırmızı olurdu ama değil mi? Bilmiyorum ki. Bakalım. Göreceğiz sonradan ne olduklarını. Şurada yine sıkışmış bebekler diye. Evet, letizyalar. Çok güzel. Çok bebek varmış burada. Bunun altında evet stroforlarım. Sığ bir saksıymış arkadaşlar. Sığ olduğu için de çok şükür bu saksımda çürüme olmadı. Gerçekten sığ saksıları tercih etmek lazım. Toprağı az olması lazım. Derin olursa dibindeki bitkiler nemli kalıyor ve çürüyor. Bakın. Şunlar form yapmış. Bu arada kalınca form yapamamış. Şöyle göstereyim. Güneş geliverse çok güzel olacak çekimimiz ama. Ay, strofor parçam komşunun bahçesine düştü. Neyse olsun bakalım. Baldilerinizi artık aranjmanlarınızın arasına dikin arkadaşlar. Artık baldi zamanı geliyor. Draptoların gözleri şenlendireceği zamanlar geliyor. Güzel olacaklar. Şöyle.
Paraguayan selerim. Biliyorsunuz bende 3-4 rengi var. Kahve tonlusu, tamamen pink olanı, turuncu olanı. Yani renkten renge giriyor bunlar. Şöyle şu güzelliği de alayım şuradan. Bu da ne güzel bebek olmuşsun sen maşallah. Hadi birazcık güneş gelse de size güzel şey olsa, görsel olsa sökerken. Daha böyle canlı renkler çıkıyor tabii güneş olunca. Bakın şurada ne var? Şurada bir tane yaprak bebiş var. Bebiş var mı? Evet, şöyle minnacık sanki kenarından geliyor gibi. Nasıl da kök yapmış. Evet, seni de aldım. Şöyle bakın. Güneş olunca nasıl efsane görünüyor. Ama harika kök yapmış. Maşallah. Bunların hepsi özel türler arkadaşlar. Yani biliyorsunuz ben çok özel türler aldım. Aldığım zaman da hep şey yaparım. Ay dur, pıtırcıklarım kaldı elimde. Nereye koyacağımı bilemedim ya. Şöyle şuraya koyayım mı şimdilik dursun ha. Çok pıtırcık var. Yedeklemek için ben hemen yaprak alıyorum özel türlerden. Öyle olunca çıkıyorlar sağdan soldan yani. Ne olacaklarını bilmiyoruz. Sürpriz hepsi de. Bakın, Comic Stone nasıl güzel kök yapmış. Şöyle. Bakın nasıl iri taneli olmuşlar. Ben şurayı bir sökeyim arkadaşlar. Sonra size döneceğim tekrar. Şimdi şu yere dökülen pıtırcıkları hep topladım arkadaşlar da. Onların ziyan olmasını istemiyorum. Şöyle güneş de geliyor. Hemencik şunları birlikte sök sök. Bakın çok çok kök yapmış, görüyor musunuz? Yani hepsi birden kalkıyor. Bunlar artık iyice şey olmuşlar. Sıkışmışlar. Bakın. Çok güzel bebekler var burada. Şöyle elimle dokunacağım. Şöyle. Bunlar da opalina. Opalina var buradan. Yeni çıkıyor. Opalinalar sağdan soldan. Daha önce hiç fark etmemiştim olduğunu. Dediğimiz gibi oluyorlar yani. Çıkıyorlar hep. Şöyle. Picrosları harika. Çok seviyorum. O kadar renkli oluyorlar ki. Şeker pembesi, lila rengi. Hepsi içlerinde hakim. Opalina. Belki şunu şöyle koyayım da burayı dikerim. Opalinaların yanına. Bu yine melakom. Çaklet. Çaklet melako. Bakalım güzellik. Oy 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 oy. Oy yerim ben sizi. Çok tatlı. Benim al yanaklarım nasıl olmaya başlamışlar. Bakın burası hep bebek olmaya başladı. Görüyor musunuz? Bunları ayrıca bir ayıracağım, seçeceğim ben. Sonra sizlere dikerken daha güzel gösterebileyim. Dikeyim. Yine anlatırım da. Bildiklerimi paylaşacağım sizlerle. Bakın harika. Nasıl güzel. Çok güzel ya maşallah. Bu graptolar ayrı güzel gerçekten. Evet. Şunu hiç bozmadan şurada çok tatlı bir sanırım tutibans bu. Bebek saksım yine olacak gibi şu güzelliği şöylece alacağım hiç bozmadan yine şöyle şuraya koyacağım arkadaşlar buradan alıp tekrar öbek öbek dikeceğim onları hiçbirini ziyan etmeyeceğim yine durmadım tabii ki bitki siparişi sukulent gelecekler var sonra kargo sökümümüz de olacak o var. Şuna bakın. Şöyle küçük bir adacık. Kaya parçasının üzerindeki güzellikler gibi. Değil mi? Ne kadar güzel. Şöyle. Doğaçlama.
sulama halleri bunların. Şu bakın. Evet arkadaşlar, şimdi kapatacağım, sonra bir daha açacağım. Evet arkadaşlar, şimdi bu saksımı yeniden havalandırdım güzelce. Üzerine de çok hafif bir toprak ilavesi yaptım. Buna şu türlerimi hep dikeceğim. Bakın şu renkli türlerimi, muhtemelen peach gibi görünüyor bana bunlar. Şöyle şu kalın etlileri hep dikmek istiyorum. Biliyorsunuz bunlar burada pembe pembelerdi. Dibinde ne var? Evet, bunun aklıma gelmedi. O vardı. Şu acaba? Yok. Bunlar hep küme küme dikeceğim arkadaşlar. Hiç bozmayacağım. Hiç eleştirmeyeceğim. Bakın, hepsi çok güzel renkliler. Ben şimdi yine telefonumu tripoduma takayım ve aynı türden bitkilerimi buraya dikmeye başlayayım. Bakın harika renkler oluyor. Bunların her biri efsane türlerim benim. Rengarenkler, lokum gibiler. Biraz büyüsünler, büyüdükten sonra neyin ne olduğunu anladıktan sonra dikmeye, aman pardon, aklım dikmede, satışa koyabilirim belki. Şimdi tripodumu ben takayım. Yine benim arı bakın geldi. Yine burada beni kovalayacak, ciyaklatacak. Şöyle bir kapatayım. Tripodu taktıktan sonra tekrar açacağım. Evet arkadaşlar, aslında süre olarak bayağı uzamış ama sizlerle hemen şöyle dikimini yapacağım. Hızlıca şöyle göstereceğim bu efsanelerin. Bölmeyeceğim. Dediğim gibi küme küme dikeceğim. Çok güzel olmuşlar. Bu videoyu ikiye bölmek istemiyorum. Elinizle hemen koparın. Sıkıntı olmaz. Şöyle. Bakın harika olacaklar. Maşallah çok güzel köklenmişler. Bakın. Güneş de şansımıza bu güzellere vurdu. Bu da çok renkli bir saksı olacak. Bakacağız artık. Çoğu kristal arkadaşlar bunların. Harika harika, muhteşem, maşallah. Rabbime şükürler olsun. Çok güzel renkler olmuş. Çok güzel türler varmış elimde. Gerçekten böyle. Ama çok uzun sürdü bu bebeklerim benim bu hale gelene kadar. Bir süreçten geçtiler. Şunları böleceğim. Şunu da. Bunun dibinden bir bebek geliyor. Şuradan bakın. Bir bebişimiz var. İnşallah sıkıntı çekmeden büyürler bebeklerimiz. Şöyle. Şunda çok hafif kökler kalmış ama hiç sıkıntı değil. Bunlar tutunacaklar. Şunu biliyorsunuz. Şu yaprağı şuradan alsam mı dedim ama bunlar hepsi bölünecek gibi değil bakın. Yani hepsi çelik almalı. Bunları çelik alıp büyütmek gerekiyor. Şöyle.
Evet, tripodu anca ayarlayabildim. Biraz sizden rahatlıyorum. Şu perle var ya, şu perleyi de dikivereceğim şuraya, inanın. Bu da çok güzel burada. Çok tatlı, renkli. Başka ne var elimde? Yine aynı olarak. Bakın bunlar. Çok güzeller. Tek saksıya sığdıramayacağız mı? Sığdırırız değil mi ya? Şunun yaprağı büyük olunca şurada küçücük, yok, hayır, o güzel yuvayı sıkıştırmayacağım. Hayır, sıkıştırmayacağım sizi, siz rahat rahat büyüyün. Şunun şöyle alt yaprağını, kurumuşlarını alalım. Şuraya merkeze dikeceğim bunu. Şu köklerinden tutup batırdık mı olur. Şu güzelliğe bakın. Maşallah. Şöyle. Bir kök alalım. Arkadaşlar, efsane oldular maşallah, tebarikallah. Ne olur siz de maşallah çekin, güzel olsunlar. Şöyle izlerken hepimizin gözleri şenlensin inşallah. Şurada bu da, bunu da böyle dikeceğim buraya. Evet. Daha fazla sıkıştırmanın anlamı yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.